Cevheri Bey, bunlar bizim tespit ettiğimiz, bugüne kadar tespit ettiğimiz işkenceciler ve bunlara bağlı olarak da hani kim, nerede, ne zaman, hangi işkenceyi yapmış, nasıl yapmış onları tespit ettik. Bazılarında sicil numaralarına kadar, işte polis görevlilerinin sicil numaralarına kadar bilgiye ulaşabildik. Görev yerleri ve bunları biz takip ediyoruz. Diyelim ki bu polisin işte İstanbul'dayken Diyarbakır'a çıkan tayini, onu takip ediyoruz. Ondan sonra Diyarbakır'da eğer işkence vakası tespit ettiysek o polis işin içerisine karışıp karışmadığını da bir şekilde araştırıyoruz. Öyle bir detaylı bir şeyimiz var. Kaç kişi var listenizde böyle? Şu anda listemiz 412 kişiden oluşuyor. 412 tane işkenceci tespit ettik dernek olarak. Çoğunun hani sicil numaraları var. Polislerin özellikle de sicil numaraları var. Savcılar da var bunun içerisinde. Mesela işkence görmüş, işkence gördüğünü savcılığa bildirmiş bir vatandaş. Fakat savcı soruşturmaya gerek yok deyip kapatıyor. Veyahut da işte doktor, adli tıp uzmanı. Bazı vakalar var. Adam gözü morarmış, göz kemiği içine girmiş ama doktor rapor tutmuyor. Onunla ilgili olarak da biz de onu da not ettik. Öyle bir de yaptık. Bunları tabii müracaatlarımızı tamamladıkça işte Birleşmiş Milletlerse Birleşmiş Milletler'e hani bu kişiler bu suçu işledi diye tabii Türkiye'nin sözleşme ihlalini belirterek veriyoruz. Evrensel yargı kapsamında ise direkt bu kişilere karşı dava açılıyor. Şikayetçi olduğumuz kişiler bunlar. Öyle bir şey var. Devlet artık olağanüstü hal döneminde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni askıya aldığını ifade ederek tamamen hukuktan koptuğunu görüyoruz. Açıkça işkence yapar hale geldi ve bununla övünür hale geldi. Devlet görevlileri açık ortamlarda, sosyal medyada veya iktidar yandaşı medya işkenceye uğramış kişilerin videolarını, görüntülerini paylaşarak kurulan yeni sistemin yeni sistemi göstermiş oldular. Türkiye'de 2016'nın başından itibaren zorla kaybedilme olayları yeniden görülmeye başladı. Aslında 80'lerden 90'lardan itibaren bildiğimiz bu olaylar bu sefer siyah transporter formatına büründü. Ve bugüne kadar bildiğimiz 29 kişi siyah transporter vakalarında kaçırıldı. Kaçırdığınız insanı işte çeşitli ifadeler almak için veyahut da iddianamelerin altını doldurabilmek için işte işkence yapıyorsunuz. Bu insanları onun için işkence yapmak için kaçırıyorsunuz zaten. Uluslararası alanda bu konuyla ilgili olarak Türkiye'de yakından yapabilecekleri, kişinin kaybedilmesi anından itibaren yapabilecekleri işte ilgili barolara gidip, hani bulundukları ilim barolarına gidip veyahut da İnsan Hakları Derneği'nin ilgili ilde şubeleri oluyor genelde. Oralara gidip ilk andan itibaren bu işin kaydının, tespitinin ve ne zaman kaybedildiğinin tespit edilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Video artık her yerde mobese var. Bir şekilde onların tespit edilmesi gerekiyor. Elde edilmesi de gerekiyor. Bunlar yapıldıktan sonra eğer Türk makamları bu konunun üzerine gidip bir soruşturma açılması veyahut da kişinin yerinin tespit edilmesini halen direniyorsa bu konuda engel oluşturuyorsa uluslararası makamlara gidilebilir. Bu uluslararası makamlar Birleşmiş Milletler'in ilgili çalışma grubu. İşkence görenler için de özel raportörler var. İç hukuku tamamlamadıktan sonra bile gidebiliyorsunuz sonra oraya. Normalde iç hukuku tamamlamak genelde Birleşmiş Milletler veyahut da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için bir ön koşul olarak gösteriliyor. Ancak özel raportöre gidilebilir. İşkenceyi önleme komitesi var. Avrupa Konseyi bünyesinde oraya gidilebilir. Direkt müracaat edilebilir. Bunlar için de iç hukukun katı bir şekilde tamamlanmasına ihtiyaç yok. Eğer işkence yapan kişinin adı yoksa o kişiyi tanımlamaya yarayacak özellikleri, boyu, posu, sakalı, konuşma stili, dövmesi bulunup bulunmadığı, sarhoş olup olmadığı, konuşmasından nasıl bir kimliğe sahip olup olmadığı gibi her türlü bulgu delillendirme adına önemli. İşkencenin tam yer ve saati önemli.
İşkence yapılan mekanın fiziksel özellikleri çok önemli. Mümkünse krokesinin çizilmesi çok önemli. Tanık isimlerinin mutlaka not alınması gerekir. Kamera kayıtları mümkünse, fotoğraflar, elbiseler. Mesela işkence yapılan elbiseler, o kanlı elbiselerin imha edilmemesi gerekiyor. Onların tutulması gerekiyor. Her türlü delili, iddianızı kuvvetlendirecek her türlü delili saklamamız gerekiyor. Ve avukatla görüşmeye başlamadan itibaren avukata durumu anlatarak, görmüş olduğumuz kötü muamele ve işkenceyi anlatarak, avukatın bir tutanak tutarak değişik insan hakkı örgütlerine haberdar etmeleri ve o örgütlerden, barolardan mesela, derneklerden yardım talep etmelerinde fayda var. Bu uluslararası kuruluşlarla ilgili başvuruları insan hakları dernekleri, biz HRD olarak, Human Rights Defenders olarak yakından takip ediyoruz. Bu konuyla ilgili müracaatlarımız var. İşte gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi, işte işkence yasağının ihlalinden kaynaklı Türkiye'ye karşı açılacak olan davalarda hukuk ekibimiz, hukukçulardan oluşan ekibimiz bu başvuruları alıyorlar, değerlendiriliyorlar. Oraya başvurabiliyoruz. Veyahut da işte kişinin şartları el vermesi durumda Birleşmiş Milletler'e de gidilebiliyor. Bu tamamen hani o kişi özelinde onun yaşadığı mağduriyeti ele alarak uzman bir ekip tarafından bizim avukatlarımız ve hukukçularımız tarafından, hukuk danışmanlarımız tarafından değerlendiriliyor. En uygun yer neresi ise başvurulabilecek Türkiye dışındaki, işte Birleşmiş Milletler Medeni Siyasi Haklar Sözleşmesi kapsamında İnsan Hakları Komitesi ise oraya. İşkenceyle ilgili işkenceyi önleme komitesi ise oraya. Özel raportör ise yine Birleşmiş Milletler oraya başvuruluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulabilecek ise de ona göre bir yöntem belirlenip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Bu başvuru tabii ki biraz zorlu bir süreçtir. Onun için bunun mağduriyetini yaşayan kişiler veyahut da mağdur olan kişilerin yakınları bunu tek başlarına yapmaları zor. Orada da Human Rights Defenders olarak biz devreye giriyoruz ve onların ilk andan itibaren dosyanın hazırlanması, dosyanın o ilgili kuruluşun sistemine göre hazırlanması. Hani bunu bir barkod olarak düşünün. Bir sistem, yani usul itibariyle Birleşmiş Milletler'in tanıdığı barkod, yani sistem farklı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sistemi farklı. Uzmanlarımız buna göre müracaatları hazırlayıp ve biz müracaatı yaptıktan sonra da hukuki olarak da takip ediyoruz bu süreci. Sonuna kadar getirmeye çalışıyoruz. Nitekim işte en ne yazık ki talihsiz olaylardan bir tanesi Türkiye'de bu son dönemde yaşanan Gökhan Açıkkollu. Gökhan Açıkkollu'nun dosyası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi kapsamında İnsan Hakları Komitesi'ne, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nde şu anda görüşülmekte. Bunun takibini HRD olarak biz yapıyoruz ve süreç inşallah bu yıl sonu itibariyle de sonuçlanacak. Türkiye'nin cevap vermesi bekleniyor. Komite Türkiye'den yanıt bekliyor bu konuyla ilgili ve ihlal kararı çıkacak. Gökhan Açıkkollu hocamızın işkence altında karakolda öldüğü tescillenmiş bir vaziyette inşallah öyle bir karar çıkacak. Onu bekliyoruz. İlk kaçırılan kişi 2016'nın başında kaçırılan Sunay Elmas. Daha sonra Ayhan Oran kaçırıldı ve Yusuf Bilge Tunç. Bu üç kişiden halen daha haber alınamıyor. Akıbetleri bilinmiyor. Bunların bazılarından, hayatlarından aileleri ciddi biçimde endişe ediyor. Tabii kaçırılan kişiler daha sonra mahkemelerde verdikleri ifadelerde önemli bir kısmı, başlarından geçen her şeyi çok açık biçimde anlattılar ve bunların önemli bir kısmı da uluslararası hukuka başvurdular ve uluslararası hukuk mekanizmalarında da Birleşmiş Milletler başta olmak üzere haklarını aramaya başladılar. Bu tabii Türkiye üzerinde, işkenceciler üzerinde, bu zorla kaybetme olaylarına imza atanlar üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Çünkü uluslararası hukuk mekanizmaları gerek Türkiye'den ilk başta savunma isteme, soruşturmanın etkin biçimde yürütülmesini isteme olmak üzere daha sonra bu işlemi yapanların mahkum edilmesi, uluslararası hukuk önünde aranmaları dahil çeşitli adımları bulunuyor bunun. Dolayısıyla da Türkiye bu konudan, rejim daha doğrusu bu konudan tedirgin. Uluslararası alanda başvurabileceği alternatif yollar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunlardan bir tanesi. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi katı bir şekilde iç hukukun tüketilmesi şartını arıyor. Ve bugün maalesef iç hukuku tüketmek oldukça zor. İnsanlar avukat bile bulamıyorlar.
hak aramak, yeni bir soruşturma konusu yapılabiliyor. Bugün insanlar adliyeye gittikleri zaman gözaltına alınıyor. Bundan dolayı iç hukuk tüketilmesi maalesef ihmal edilebiliyor. İç hukuku tüketememiş kişilerin ben Birleşmiş Milletler'e başvurmasını tavsiye ediyorum. Aynı şekilde evrensel yargı da işkence mağduru açısından bir başvuru merceği. Evrensel yargı şu, kısa bir özet geçeyim. Roma statüsüyle alakalı bir mesele. Bu Roma statüsünü kabul eden devletler de insanlığa karşı işlenmiş suçlar veyahut da savaş suçları gibi ağır suçları nerede işlendiğine bakılmaksızın kendi ülkesinde yargılama meselesi. Örneğin Suriye'de bir savaş suçu işlendi. Şu anda Almanya'da iki tane üst düzey asker yaptıkları savaş suçları ve işkence, insanlığa karşı suçlardan dolayı yargılanıyor. İşkence insanlığa karşı suç kapsamında Roma statüsünün de maddeleri içerisinde. Bu kapsamda biz Almanya'da Türkiye'de işlenen sistematik işkencenin, özellikle de Kürtleri ve Gülen hareketini hedef alan işkenceyi Almanya'daki yargı merciğine taşımak için çeşitli başvurular yaptık. Bu konuda 5 tane şahsi dosyayı biz federal savcılığa ilettik. Türkiye'de işkence görmüş, bir şekilde Almanya'ya gelebilmiş veya yakınları Almanya'da bir şekilde onların vasıtasıyla biz Türkiye'de işte kimisi Ankara'da bu başvuru yapanlarımızın Ankara'da işkence görmüş, kimisi işte Antalya'da işkence görmüş. Bunların oradaki faillerini de hani adlarını işte polis memuru isimlerini de tespit ederek bir şekilde veyahut da en azından kendisine işkence yapan adamın veyahut da kadının tipini tarif ettirerek bu dönemde şu saatte şurada çok detaylı bir şekilde savcıyla ilettik. Dosyamız değerlendirilmekte savcılıkta. Tabii bunun şu önemli burada, hani burada da seyircilere de seslenmek istiyorum. Türkiye'de işkence gören herkes bize bu konuda başvurabilir. Dosyasını dediğim gibi hukukçularımız inceleyerek Birleşmiş Milletler'e gerekirse veyahut da evrensel yargı kapsamında Alman mercilerine hazırlanması konusunda biz teknik desteği, hukuki desteği sağlıyoruz zaten. Türkiye'de de 15 Temmuz'dan sonra işkence gören kişiler bir Avrupa ülkesine geldiği zaman veya başka bir ülkeye gittiği zaman yaşamış olduğu kötü muameleyi ve işkenceyi delillendirerek ilgili ülkenin savcılıklarına başvuru yapabilir. Fakat bir konunun altını çizmek istiyorum. İşkencede karşınıza mücadele etmek zorunda olduğunuz bir devlet var. Ve devlet bütçesiyle, gücüyle, lobisiyle sizin karşınızda duruyor. Bu devletle tek başınıza mücadele etmeniz imkanı yok. Tek başınıza mücadele etmeniz çok zor. Belki de maddi imkanlarınız da bunu karşılamayabilir. Bu durumda ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren çok fazla insan hakkı örgütü var. Ve bu örgütlerin bünyelerinde uzmanlar var. Ve bu uzmanlar gönüllü olarak çalışıyorlar. Herhangi bir talepleri bulunmuyor. İşkence mağduru bu örgütlere giderek hukuki yardım talep edebilir. Ve bu örgütler özellikle işkence konusunda uzmanlaştığı için doğru belgelendirip, doğru delillendirip, doğru yere, doğru zamanda başvurma konusunda işkence mağduruna yol gösterecektir. Uluslararası hukuk önünde bugün Avrupa'da örneklerini de görüyoruz. Suriye'de, farklı ülkelerde işkenceye imza atmış kişilerin daha sonra haklarında dava açıldığı, Almanya'da ya da başka ülkelerde haklarında yakalama kararı çıkartıldığını ve bunlardan yakalananların uluslararası hukuk önünde yargılandıkları örnekler çok fazla. Bu örneklerin artırılması, özellikle Türkiye'de artırılması da önemli, işkencecileri bu işten vazgeçirmek için ve işkenceyi sistematik olmaktan çıkarmak için. Ben buradan çağrı yapmak istiyorum bütün işkence mağdurlarına, zorla kaybedilmeye maruz kalmış kişilere. Uluslararası hukuk önünde hakkınızı arayın. Evet, Türkiye'de bir adil hukuk sistemi kalmadığını biliyoruz. Fakat uluslararası hukuk mekanizmaları içerisinde hakkınızı savunabileceğiniz adil mekanizmalar mevcut. Bunun için de çeşitli ülkelerde, gerek Cenevre'de, gerek Almanya'da ya da başka ülkelerde
gönüllü olarak haklarınızı savunacak avukatlar, hukukçular, saygın hukukçular var. Bunların iletişim numaralarını da sizinle paylaşıyoruz videonun sonunda. Lütfen bu saygın hukukçulara doğrudan ulaşın ve işkencecilerden bu işin hesabını sorun.